Evet, buyurun. Arkadaşlar, özür dilerim, ne olur. Şimdi bizim müşteriyle yapacağımız sözleşme, ıslak imzalı sözleşmenin müşteriyle aramızdaki sözleşme. Evet. Arkadaşlar, bakın. Bu sözleşme ilerleyen bölümünde imzalandı hanesi var. Sözleşme, bu sözleşme aslında bilgi girişi arkadaşlar. Yani siz fiyatınızı görüp bununla ilgili, bunun altında sözleşme düzenlemiyor. Örneğin sordunuz, soruluyor. 2014 yılında sözleşme imzaladım ben. Sözleşmem devam ediyor diyor. Gireceğim mi diyorsunuz? Gideceksiniz. Zaten bizde imzalı bir sözleşme var. Şimdi İhsan Bey, o zaman bu girdiğiniz bilgileri müşteriyle aramızdaki ilişkiler konusunda hiçbir geçerli yok. Neden? Çünkü biz müşterimizle ıslak imzalı bir sözleşme yapacağız. Ayrıca onu vergi dairesine vereceğiz değil mi? Vergi dairesine bir sözleşme verme yükümlülüğümüz yok. Ama açılışlarda falan açılışlarda tabii vereceğiz. Yani bizim müşteriyle olan ilişkimiz müşteriyle yaptığımız ıslak imzalı sözleşme. Doğru. O vakit buradaki işte vadesinden 5 gün önce, 3 gün önce borçlar kurduğuna göre katılmamıza gerek yok mu bu sözleşmede? Tamam, farklı. O zaman bu detaylara girmenize de işgeliyorsunuz. Yani bakın arkadaşlar, şimdi ben ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bizim meslektaşlarımızın derdi bu sözleşmeler falan değil. Aslında bizim sorunumuz ücreti alamamak. Yani mevcut ücreti alamıyorlar. Arkadaşlar, program ücretinizi almakla ilgili bir yaptırım sürecini sizlere sunuyor. Gerçekten doğru hizmet verir, doğru ücretinizi almak istiyorsanız o sizinle müşteriniz arasındaki ilişki. Ama buna rağmen siz almadığınız, parasını almadığınız bir işi de yapmaya devam etmeyin diyoruz. Etmeden kesecekseniz, ben bu işi yapmayacağım, lanet olsun dediğinizde 4000 lira alacağınız varsa yazın diyoruz. Bırakın işini, başka bir meslektaş bu borcunuzu size ödemeden o mükellef almazsa siz alacağınızı almış olacaksınız zaten. Otomatikman. Evet, konuyla kısa kısa öz arkadaşlar. Burada bizim amacımız sizin önerilerinizi almak, cevaplayabildiğimiz soruları cevaplayarak aklımızdaki soruları azaltmak. Evet, Mesut Bey, buyurun. Yahya Bey bu barkıcılık sistemi seminerinde söylemişti. Yani muhakkak onaylanmayacaksınız önce. Kağıt ortamında indirir, ıslak imza eder. Zaten yapın. Daha sonra onay gelir demişti. Bu arkadaş biraz herhalde oraya atladı. Yok, arkadaşımızın söylediği şu, yani kısaca şunu söylemeye çalıştım. Yani ben anladığımı söyleyeyim. Islak imzalı olarak sözleşmenin düzenlenmesi zaruri. Islak imzasız bir sözleşmenin ismi yok arkadaşlar. Herak. Söyler misin? Bu çıktı orada. Ben de bir kağıt verdim de burası. Sözleşmeyi mi biliyor? Aslında o. Bize çıktı vereceği için. Tamam, çıktı verdi ama bu çıktıyı da ıslak imzalı imzalanmazsanız geçerli yok ki zaten. Sözleşmeye girdiğimiz tutarları kontrol edilmesi için haksız rekabet konusunda yıl sonunda bizim herhalde gelir beyanlarımız var. Oradaki gelirler sözleşmedeki yazılan gelirlerin karşılaştırılmasıyla kontrol edilebilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, biz yani sizlerin doğru beyanınızı yapılıp yapılmadığını kontrol etmek gibi bir görevimiz olmadığını düşünüyoruz. Haksız rekabet konusundaki yani kontrol amacı bu şekilde yapılabilir diye düşünüyorum. Yani şimdi biz yani sizlerin farklı spesifikasyonları kontrolle Ücretin tazmin konusunda bize bu post makinesi bankalardan
bir anlaşma yaparak. Çünkü banka diyor ki herhangi bir miktar para çekilecek olsa ceza kesilir diyor. Biz o cezaya muhatap olmadan post makineler alabilir miyiz? Alırsak iyi olur. Şimdi yeri gelmişken biz de bankalarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu konuyla ilgili hiçbir bankayla görüşme yaptım ben. Yani örneğin şu anda piyasa bu post cihazlara ihtiyacı olur. Örneğin limit sınırsız olsun, komisyon alınmasın veya kira bedeli alınmasın şeklinde bir teklifin bize getirdiği takdirde meslektaşlarımla ilgileneceğini önerdik. Ama bekliyoruz tabii bu genel bir çalışma. Belki de biz birbirimizi de yapabiliriz ama bu ayrı bir olay yapmışlar. Yani. Evet, devam edelim. Bir saniye, bir hanımefendi, emsal yorumun sorusunu dinliyoruz. Net olmak yani net nedir? Ben çünkü onu çıkartamadım. Ürün ne olduğunu hesaplayıp talebe bekliyorum. Neden? Ürün dediniz ya, o rakam. Ürün neden dedi Mümkün Hanım? Resmi gazetede yayınlanan ücret tarifimiz ürün olarak yayınlandığı için ürün çıkıyor. Net yayınlanmadı. Ve bu program resmi gazetedeki ücret tarifimizi alıyor. Yani o çok kolay. Yani 343 liraysa 0.98 ile işte kaynağı öyle çıkıyor. Ya arkadaşlar yani sözleşmede 343 çıkıyor diye 343 yapmayacaksınız. Gerçekten aldığınız 600 liraysa 600 liraya yazacaksınız. Zaten o zaman bürüt ümmeti yok. Oradaki bürüt zaten çıkacak. Evet Halim Bey, bir soru sormayanlara böyle bahsettiğini bekleyelim. Arkadaşlar konuşmazsak duyabiliriz, daha rahat duyabiliriz. Şimdi sözleşmeyi de yapıyoruz, o imza aşamasına geliyor. Gönderme noktasında. Şimdi hata olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi bunu düzeltmeyecek bir şey yok, sözleşme tekrar mesleklerimiz. Evet, bununla ilgili öneri geldi. Evet. Düzeltme yapılmasıyla ilgili diğer bölgelerden de geldi. Düzeltme yapılmasına imkan sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ben mesela kendi uygulamamı anlatayım. Yani yapmayı düşündüğüm uygulamamı. Örneğin ben buraya girmeden önce zaten sözleşmelerim var. Anlaştığım bir fiyat var diye. Ve müşteriye gittim, bununla ilgili imzalarımı aldım. Sözleşmemi de imzalattım. O sözleşmelerimi, yani müşterilerimin anlaşma yaptığım sözleşmelerin rakamlarını buraya otomatikman gireceğim. Hiç iptal riski taşımayacağım. Anlaştım, ıslak imzasını aldım ve buraya da girdim. Yani bununla ilgili deniyor ki süremiz ne kadar? Yani meslek kararımıza göre 28 Şubat denilmektedir. Ama tabii ki bu son tarihi deniyor. Yasal süre açısından son tarih olmakla beraber sistem, yani bu şahsi görüşüm, sistemle ilgili bazı teknik sorunlar var. Hepimiz yaşıyoruz. Girmekte zorluk çekiyoruz, bazı günümüzler var. Sanırım bununla ilgili kolaylık sağlanacaktır. Ancak ne olursa olsun 28 Şubat'a kadar sözleşmelerinizi imzalatın arkadaşlar. İmzalatmanız kaydıyla örneğin 10 Mart'ta da buraya girdiğinizde orada olarak bir sıkıntı yaşatmayacağımızı da paylaşmak isterim. Evet. Üstadım şimdi biz orada şey dedik ya hani ne kadar alacağımızı kaldığını sözleşmeye yazacağız dedik ya. Ne kadar alacağımızı sözleşmeye yazmayacağız. Yani, devrederken devir teslim tutanağına yazacağız. Müşterinin bize borcu var diyeceğiz. Evet. Dolayısıyla başka bir meslektaş almayacak. Normal şartlar. Yani almaması gerekiyor. Doğru. Tamam. Bu durumda müşteri ve bununla karşılaştık. Biz zaten mahkemede devam ediyor. Müşteri inkar ediyor bunu. Böyle i̇nkar ediyor. Evet. Böyle bir borcum yok diyor. Genelde zaten nakit alınıyor. Bankada pek kullanılmıyor. Yani %70 nakit alınıyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu programda bununla ilgili modülümüz de var. Birazdan geleceğiz aslında. Kesilen makbuzların ve alınan paraların girilmesi gerekiyor. Neden girilmesi gerekiyor? İşte deminki sorunuzun cevabı burada yatıyor. Örneğin siz gerçekten 4 bin lira alacağınız olup olmadığını
kendi defter kayıtlarınızda kesmiş olduğunuz faturalar ve tahsilatları girerek ispat edebilirsiniz. Eğer kayıtlarınız doğruysa sistemde de otomatikman bu incelendiğinde 4000 liranın alacağınız doğruysa yapacak bir şey yok zaten. Yani siz kendiniz kestiğiniz makbuzları beyan edin, aldığınız paraları burada beyan etmeniz gerekiyor. Burada yine meslek kararında 3 ay üst üste ücret alınmazsa, alınmadığı takdirde mükellefin işi yapılmayacaktır, hükmü vardır. Ama buradaki şahsi görüşümde fiili durum böyle değildir arkadaşlar. Fiili durumda örneğin benim müşterim var, işleri iyi. 5 yıldır bu işi yapıyor, bana parasını ödemiş. Ama 2014 yılında önemli bir sıkıntı yaşamış. Adam 6 aydır parayı ödemiyor. Ama biliyorum ki ben o 6 ay sonra, 7 ay sonra, 8 ay sonra bu parayı alacağım. Bu müşteri ben bırakmam ki arkadaşlar. Ben alacağımı bildiğim için bırakmam. Ama şimdi şöyle bir durum var. Hiç para almıyorum. Niye yapıyorsun bari? Yani amaç hiç para almadan bu işin, yani makbuz kesmiyor aslında. Para alıyor, makbuz kesmiyor. Bunu engellemek için. Yani kötü niyetli davranmayı engellemek için. İyi niyetli olduğu zaman bu parayı ben alacaksam 3 ay almadım diye bu mükellefin işini yapmayacağım anlamı çıkmamalıdır. Burada müşteriyle olan diyaloğunuz da doğru orantılı. Peki oraya girdiniz, birinci ay aldım, ikinci ay aldım, üçüncü tamam. Ay aldım, dördüncü ay aldınız. Evet. Müşteriniz de ödemesi, o zaman delil kabul etmeyecek mi orası? Altı ay almadınız. Altı ay almadınız. Müşteri bırakacak mısınız? Yani bırakacağım ama orası da delil olmuş olacak. Delil olmuş olacak. Delil olsun, bir şey olmaz. Yani o seninle ilgili. Bakın buradaki sorun şu. Sizin onayınız varsa, bu müşteriyle çalışmak istemiyorsanız, alacağınızı almışsanız orada olup olması bir şey ifade etmiyor. Yani sizin rızanız olmadığı bir durumda 3 ay gerçekten almadıysanız bu mükellefi bırakacaksanız zaten oraya yazsanız da aynı, yazmasanız da aynı. Sonuç işi bırakmakla ilgili bir şey. Peki şimdi yeni sözleşme yaptığımızda o damgalar çıkıyor ya damga meyandamıyla. Evet. Yeni müşterilerimizi tesisinde çıkarmak zorunda mıyız? Bakın, damga vergisi. Şimdi 2015 yılında bir sözleşme yapıyorsanız damga vergisi kesinlikle ödenecek. Eski müşteriyle ilgili damga vergisini ödediniz mi? Evet. Ödediniz. Şimdi bu uygulama şöyle. Bazı arkadaşlarımız her yıl sözleşmeyi yeniliyor, her yıl da damga vergisini ödüyor. Ama bir arkadaşımızın aldığı özelliğe dayanarak kira kontratları gibi bu sözleşme devam ettiği için damga vergisini ödemiyor arkadaşlar. İlk başlangıçta ödüyor, bir daha ödemiyor. Ama ne diyorum? Gelir idaresi gittiğinizde burada istiyor ya sizden. Burada sizin duruşunuzla ilgili bir şey. Yani vergi dairesiyle sizin aranızdaki olan bir şey. Biz orada olarak damga vergisi ödeyeceksiniz, zorunlusunuz demiyoruz. O ayrı bir olay. Duran Bey'den sonra Taci Bey'e veriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi müşteriyle devam edeceğiz. Sözleşmemiz var. Evet. İmzalı, damga vergisi getirilmiş. Evet. Şimdi bilgileri buraya girdik. Bir sorun yok. Diyelim ki biz bu bilgileri içeren formu bundan sonra sözleşme olarak kullanmak istiyoruz. Yani müşteriyle yapacağımız sözleşmeye bunu yapmak istiyoruz. Bu imzalandığı takdirde tekrar damga vergisi getirilmesi gerekiyor mu? Buradan aldığınız zaman yatırmanız gerekiyor. Yani damga vergisi doğar mı diyorsunuz? Bence doğar. Karşılıklı imza varsa doğar, yoksa olmaz. O zaman biz bunu bir ülke olsun olarak değerlendirme yaptığımız hizmetin sözleşmesiyle ilgili. Islak imzalı sözleşmeniz 2014'te damga vergisini ödediyseniz kira kontratı gibi uzar hükmü çerçevesinde bence ödememeniz gerekiyor. Ama ödeyen arkadaşlarımız var. Ben de ödüyorum ama uğraşmak istesem nadir olsun diye ödüyorum. Bu tercih sebebi. Tamam. Ama buna rağmen hiç ödemeyen de var yani. O da aynı şey. Ben söz almışken şunu da söyleyeyim. Demin bir arkadaşımız tavsiye etti. Post makinalarıyla ilgili. Her kadar belki diğer yerlerde de post makinasını kullanan kişi benim bu meslekte. Evet. Akbank Mevcut Şubesi bu konuda son derece ilgili.
Erbaş Cumhuriyeti. Evet, Erbaş Cumhuriyeti. Evet, arkadaşlar yakınmış yani Erbaş be. Şimdi sadece anladıkları ücret %1 ve bu ücreti ödediğimiz zaman bugün post yazımından çektiğimiz zaman hep bizim hesabımızda geçiyor. Zaten arkadaşlar yani işin özü bizim meslek kalitemizde doğru oran. Gerçekten biz işimizi kaliteli yaptığımızda, hizmet markamızı ortaya koyduğumuzda bu ücretlerin üstünde zaten ücret alıyoruz. Müşteriye bunu hissettirmelisiniz. Yani müşteri örneğin Mercedes'e binmek istiyorsa, sizin kalitenizdeki hizmeti almak istiyorsa bedelini ödeyecek arkadaşlar. Ama bir tane öbür arkadaşlar Murat 124'e binmek istiyorsa, ona göre hizmet alıyorsa onun bedelini ödeyecek. Onun da en askerisi bu arkadaşlar maalesef.